Merhaba gençler. Su dalgalarını işleyeceğiz. Su dalgalarını doğrusal su dalgaları ve dairesel su dalgası olmak üzere ikiye ayıracağız. Su dalgalarının incelenme yeri dalga leğenleri. Dalga leğeni bir masa düşünün. Tabanı camdan yapılmış. Şu görmüş olduğunuz taban cam. Buradan cam olmasının sebebi dalgaların üstünü ışıkla aydınlatacağız. Işık tepelerde ve çukurlarda kırılacak ve masanın altındaki bulunan perde üzerine şu gördüğünüz perde ışık düşürülecek. Şimdi paralel ışık demeti düşürüyoruz. Paralel ışık demeti ne? Dalga tepeleri ince kenarlı mercek gibi davranıp toplayacak. Bakın şöyle toplam camdan geçti ve masanın altında bulunan perde üzerinde ışık yoğunluğu fazla olan bir çizgi oluştu. Çukurlar da kalın kenarlı mercek gibi davranıp ışığı dağıtacak. Nispeten çukurlara denk gelen bölgede ise ışık miktarı az olan bir çizgi oluşacak. Yani tepeler toplayacak, çukurlar dağıtacak ve bize dalgaları temsil eden perde üzerinde gördüğümüz gibi ışıklı çizgiler oluşacak ki onlar tepelere karşılık geliyor. Onların arasında da nispeten karanlık bir çizgi oluşacak. O da çukurlara karşılık geliyor. Evet. İki tepe arasındaki uzaklığa lambda dalga boyu diyoruz. İki çukur arasındaki uzaklığa yine lambda dalga boyu diyoruz. Şu görmüş olduğunuz çizgiler dalga cephesi. Şu görmüş olduğunuz ok ise dalganın yayılma yönü. Şimdi dalganın yayılma yönünü ışık ışını gibi düşünelim. Yani dalganın yayılma yönünü ışık ışını diyelim. Her zaman dalganın yayılma yönü dalga cephesine diktir. Doğrusal su dalgalarını düz bir çubuk kaynakla oluşturuyoruz. Dairesel su dalgalarını ise noktasal kaynakla oluşturuyoruz. Dalga leğeninde şu noktaya bir etki uyguladığımızda, periyodik bir etki uygulayalım. Uyguladığımızda o noktayı merkez kabul eden dairelerin giderek büyüdüğünü göreceğiz. Yine şu görmüş olduğunuz tepeler, şunlar da çukurlar. Bu da yayılma yönü. Her zaman yayılma yönü dalga cephesine dik olacak. Su dalgalarını bu şekilde sınıflandırdık. Doğrusal su dalgaları ve dairesel su dalgaları olmak üzere. Su dalgalarının yansıması. Önce doğrusal su dalgalarını yansıtalım. İki türlü engelimiz olacak. Bir tanesi düz engel, diğeri de tümsek yani küresel engeller, tümsek ve çukur engel olmak üzere. Önce düz engelde yansıtalım. Doğrusal su dalgalarının düz engelde yansıması, ışığın düz aynada yansımasına benziyor. Zaten dalgaların incelenmesindeki temel amaç, ışığın dalga yapısında olup olmadığını anlayabilmektir. Su dalgalarındaki olayların aynısı ışık içinde geçerli olduğundan şu cümleyi kurabiliyoruz. Işık dalga yapısındadır diyebiliyoruz. Doğrusal dalgaların yayılma doğrultusu engele dik ise, bakın şu görmüş olduğunuz yayılma yönü. Yayılma yönü engele dik olarak geldi. Tabii yayılma yönümüz dalga cephesine de dik. Bu dalga engele gelip çarpıyor ve kendi üzerinden geri dönüyor. Yani yansıması yine kendi üzerine olacak şekilde KL dalgası bu şekilde kendi üzerinden geri dönüyor. Düzlem aynada öyle değil mi?
düzlem aynaya dik gelen ışık ışınları kendi üzerinden geri geliyor. Ben şimdi şuraya bir doğrusal dalga çizsem, şuraya da doğrusal dalga çizsem, bunda bunlar arasında bir fark yok gibi. Evet. Peki gelen doğrusal su dalgalarının yani doğrusal su dalgaları engele dik gelmiyorsa, yayılma doğrultuları normalle alfa açısı yapacak şekilde ise o zaman ne oluyor? Yine ışığın düz aynada yansımasına benzeteceğiz. Hani şu yayılma yönünü ışık ışını gibi düşünüyorduk. Işık ışını normalle alfa açısı yapacak şekilde gelmişti. Yansıyan dalgamız, ışık ışınımız ise yine normalle alfa açısı yapacak şekilde olacak. Işık ışınları yansıtır gibi bunu yansıttık. Bu bizim yayılma yönümüz. İşte bu yayılma yönüne bir dikme çiziyoruz. Çizdiğimiz bu dikme yansıyan dalgamız. Evet, bu dikme yansıyan dalgamız oldu. Önce ne yapıyoruz? Dalgayı bir kenarda bırakıyoruz. Yayılma yönünü yansıma kanunlarına uyacak şekilde yansıtıyoruz. Şu gelme açısı, bu yansıma açısı. Yansıtma bittikten sonra yansıyan yayılma yönüne bir dikme çiziyoruz. O dikme yansıyan dalgamızın ta kendisi. Şu yansıyan dalga. Peki bu dalganın hangi ucu K, hangi ucu L? Bunun için ucunu da yayılma yönü gibi yansıtıyoruz, ilerletiyoruz. Ona paralel olacak şekilde, bakın şöyle gitti. Ve yansıdıktan sonra yansıyanın yayılma yönüne paralel olacak şekilde böyle buraya kadar geldi. Demek ki burası K olacak. O zaman diğer tarafta bakın L olacak. Bir şey daha söyleyeyim. Şu engeli uzatayım. Uzattık. Gelen dalgayı da uzattık. Şurası alfa ise şuraya beta dedik. Yani alfa ile beta'nın toplamı 90 derece gördüğünüz gibi. Burası 90 derece. Şu üçgende, şu dik üçgende bakın. Burası beta ise, burası 90 ise burası ne olmalı? Alfa olmalı. Benzer şekilde engeli tekrar uzattık. Yansıyan dalgayı da uzattık. Şu açıyı bulmaya çalışalım. Yansıma kanunlarına göre burası beta ise burası da betadır. O zaman şurası da 90 derece bakın. Beta 90, şurası da alfa oldu. Yani gelen dalgamızın engelle yapmış olduğu açı alfa açısı, gelme açısı. Yansıyan dalgamızın engelle yapmış olduğu açı yine alfa açısı, o da yansıma açısı olmuş oluyor. Yansıma açısı zaten yansıma olayının en önemli kanunu gelme açısı yansıma açısına eşittir. Onu da burada rahatlıkla görebiliyoruz. Bir örnek yapalım. Bir dalga leğeninde oluşturulan doğrusal kale dalgasının 1 ve 2 engellerinden yansıdıktan sonraki şeklini çizelim. Gençler, dalgamızı bir kenarda bırakıyoruz. Yayılma yönünü ışık ışını gibi düşünüyoruz ve yansıma kanunlarına göre yansıtıyoruz. Şu gelen ışık ışınımız yansıdıktan sonra bakın eğer buraya bir normal çizecek olursak normal yüzeye dikti biliyorsunuz. 40 derece, burası 50 derece olacak. Yansıyan ışınımız da yine normalle 50 derecelik açı yapacak. Bu şekilde gelecek. Şurası da 40 derece oldu. Burası 75, burası 40. 115 yapacak. 180'i tamamlamamız için buranın 65 derece olması gerekiyor. Tabi buraya da bir normal çizersek şurası 25 derece. İkinci engeli 25 derecelik açıyla geliyor ve 25 derecelik açıyla
Yine yansıyacak. Nihai yansıyan ışık ışınımız bu. Yayılma yönümüz bu. Son olarak buna bir dikme çıkartıyoruz. Çıkarttığımız bu dikme en son, yani ikinci engelden yansıdıktan sonraki dalgamızın ta kendisi. Burası da 65 derece. İsterseniz şunun, sorularda, seçeneklerde zaten ya yatayla yaptığı açıyı verirler ya da düşeyle yaptığı açıyı sorarlar. Burası 65 derece, burası 90 derece, işte burası da 25 derece. Peki bu yansıyan dalgamızın hangi ucu K, hangi ucu L? K ucunu yayılma yönüne paralel olarak onun ucuna da bir yayılma yönünü çizelim demek istiyorum. Yayılma yönüne paralel olarak olacak şekilde yansıtalım. Gördüğünüz gibi yansıttık. Şöyle. Yine ikinci engelden yansıma şekli bu şekilde olacak. Burası K olacakmış. O zaman diğer tarafta L olacak. Evet. Seçeneklerde şu yataydır. Şu da bizim dalgamız. En sonki yansıyan dalga. Bu 25 derece. Bu şekilde L K dalgası olarak yansıyacak. Bir başka örneğimiz de şu şekilde. Doğrusal KL dalgası 1 ve 2 engellerinden yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri dönüyor. Buna göre alfa açısı kaç derecedir? Bakın şurada anahtar kelimemiz şu. 1 ve 2 engellerinden yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri dönüyormuş. O zaman birden yansıyacak, ikiden de yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri dönecek. Bunun şartı şu. İki engeline dik olarak gelmeli yayılma yönümüz. O zaman bunu şu şekilde yansıtacak olursak, bakın şurası 35 derece, burası da 35 derece olmalı. Bu tarafa doğru geldi. İki engeline dik olarak düşmeli. Dik olarak geliyorsa kendi üzerinden geri dönecek ve bu şartımızı sağlayacak. O zaman şuradaki üçgenden şurası 90 derece, burası 35 derece. O zaman alfa açımız 90 eksi 35'ten alfa eşittir 55 derece çıkacak. Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde doğrusal bir engele şekildeki gibi gönderilen KOL dalgasının O noktası engele ulaştığında dalganın görünümü nasıl olur? Yani O noktasını şuraya ulaştıracakmışız. O noktası burada olacakmış. Ve dalganın görünümü nasıl olur diye soruyor. Bu tip problemlerin çözümünü şöyle yapsak. Şimdi KOL dalgası eğer engel olmamış olsaydı şu şekilde olacaktı. Yani şu K burada olacaktı. L de burada olacaktı. Şu kısım engelin önünde, henüz engele ulaşamamış. Bu hala geliyor. Ama şu kısım engelin arkasında kalmış. Demek ki bu yansımış. Yansıma olayı simetrik bir olaydır. O zaman şu engelin arkasında kalan nokta noktalık kısmın engele göre simetrisine bakacağım. Şöyle simetrisini aldım. Şurası da L oldu. Şuraya L üssü diyelim. Bu da yansıyıp geri dönüyor. Peki açıları nasıl bulacağız? Şöyle bulabiliriz isterseniz. Şurası 65 derece. Yayılma yönü dalgaya dik olduğu için şurası da 25 derece olur.
Yansıma olayı simetrik bir olay olduğu için şurası da 25 derece olacak. İç ters açılardan şu da 25 derece olmaz mı? O zaman bizim dalgamızın O noktası engele ulaştığı andaki görünümü bu şekilde olacaktır. Doğrusal su dalgalarını çukur engelde yansıtalım. Çukur engel, bakın şu çukur engel gençler. Şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şu çukur engelin küresel olduğunu düşünelim. Küresel bir engelin bir merkezi olmalı. Bu merkez. Şu da çukur engeli tam eşit iki parçaya bölen ve merkezden geçen doğru. Biz buna asal eksen diyoruz. Şu nokta, yani asal eksenin engeli kestiği noktaya tepe noktası diyoruz. Merkezle tepe noktası arasındaki uzaklığın tam orta noktasına odak noktası diyoruz. Odak noktası doğrusal su dalgalarının toplandığı yer. İşte doğrusal su dalgaları gördüğünüz gibi engele doğru geliyor. Engelde yansıdıktan sonra bükülüyor. Yani dairesel su dalgalarına dönüşüyor. Küçülen dairesel su dalgaları ve büküldükten sonra odak noktasında toplanıp, tabii bu enerji bitmiyor. Enerji hala var. Odak noktasında toplandıktan sonra tekrar o noktadan itibaren dairesel su dalgası olarak yayılmasına devam ediyor. Yani doğrusal su dalgaları çukur engelin odak noktasında toplanacak şekilde yansıyor. Bir de şu uç K ucunu asal eksene paralel götürdük. Yansıttık. Odak noktasına doğru yöneldi. K ucu, dikkat edin, asal eksenin üstünde. Odak noktasına toplandıktan sonra dalganın alt kısmı, yani asal eksenin aşağısına, alt kısmına geçiyor K ucu. L ucu da önceden asal eksenin altındaydı. Şimdi odak noktasından sonra üstüne doğru geçti. Özetleyecek olursak, doğrusal su dalgaları çukur engelde yansıdıktan sonra engelin odak noktasında toplanır ve o noktadan itibaren tekrar dairesel su dalgası olarak dağılır. Tümsek engelde yansıması. Tümsek engel doğrusal su dalgalarını engelin odak noktasından gelen dalgalarmış gibi dağıtır. Bakın şu K ucunu gönderdik. Asal ekseni paralel gönderdik. Yansıdıktan sonra odaktan geliyormuş gibi K ucu dağıldı. L ucu da aynı şekilde odaktan geliyormuş gibi. Yani doğrusal su dalgaları tümsek engelde yansıdıktan sonra bükülerek dağılıyor. Dairesel su dalgalarına dönüşüyor. Bu dairesel su dalgalarının merkezi engelin odak noktası. Dersimizde doğrusal su dalgalarının düz çukur ve tümsek engelde yansımasını gördük. Bir dahaki dersimizde de dairesel su dalgalarının yansımasını göreceğiz.